Bu arada bir kez daha efendim pandemiyle beraber son 1,5 senedir 5 kuruş kazanmayan müzisyenlerimize de buradan sabırlar dileyelim hep beraber. Günlük Social Justice Warrior'lığımızı da yapalım. Konusu baktığınız paradayız. Rap müzikteki yükselişi, atanmayı beklerken şöhret oldular. 14 aydır kapalıyız, ölüyoruz diye. Müzisyenlerin dertleri var. Zamanla müzik dijitalleşti. Türkiye onu konuşuyor. 20 milyona falan yaklaşmış tıklanması. Dinleyin, şarkıları tutar mı tutmaz mı siz karar verin. Ben İTÜ Konservatuvar mezunuyum. Hatta müzikoloji bölümünü ben birinci olarak bitirdim. Bir cinsel nesi kim ararsam. Gecenin koynundayım yapayalım. Ha 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 ha. Müzik öğretmeni olarak bir türlü atamadım. Ya malum hayat şart. Ya çok sevgili Mahsun Karaca, beni sırf şu arkada bir kere ha 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 demek için bile çağırabilirdiniz. Yazıklar olsun. Bir şekilde çalışmam, hayata tutunmam gerekiyor. Sokak müzisyenliği yaptım, düğün salonlarında çıktım, gece mekanlara çıktım. En son durağım da pavyon oldu. İzlemedik ya. Ben 90'ların en çok aranan pop sanatçılarından biriydim. Nereye giderim benim şarkılarım çalar. Valla bayılıyorum. Fotoğraf Allah kahretsin. Tarkan'ın Karma albümünü pop sanatçılarından biriydim. Nereye gitsem benim şarkılarım çalıyordu. Arabalarda, diskolarda, barlarda. Tabii o zamanlar hızlıydım. Akıyordum böyle alemlere. Çünkü bok gibi para kazanıyordum. Selam Burak, ben de mi o? Adını alayım, altını çarptıracağım. Yaptığım izleyenler varmış. Yaptığım izleyenler. Bu sektörde eskilerdenim. Yaklaşık 6 aydır aktif müzik yapıyorum. Bazıları beni Tupac'la Biggie'yle karşılaştırıyor ama ben yaşayan efsane Muruk. Onlardan daha iyi oldum, herkes de biliyor. Yaptığım müziği beğenmeyenler varmış. Yaptığımı yesinler. Çekemiyorlar aga. Bunlar var ya, müzik faşisti. Bu sektörde eskiler... Bir daha öyle bir yerde yanından geçiyorum buradan. Erdenim, yaklaşık 6 aydır aktif müzik yapıyorum. Bazıları beni Tupac'la Biggie'yle karşılaştırıyor ama ben yaşayan efsaneyim Muruk. Onlardan daha iyi oldum, herkes de biliyor. Üniversite zamandaki rektörüm Zakan İşleyen, şu anki işe girmemde de zaten en büyük referansım benim. Siktas! Mahlasım Ankaralı Mahsun. Ama inanır mısınız, Ankara'ya uzaktan yakından alakam yok. Haritada düzgün bir şekilde yerini bile gösteremem. E-Devlet'ten soyacına baktım. Bizim sülale 1800'den beri Adana'dan burnunu çıkarmamışlar ya. Ama işte meslek yani. Yani işin raconu böyle burada. Ya akrabalar, konu komşu bana biraz caz yapıyor pavyonunda çalışıyorum diye ama. Ya memleketin en ünlü piyanist şantörü Fazıl Say bile Twitter'dan kupon veriyor. Ha ben fazla çok mu? Eskiden sokağa çıkamıyordum. Vardı galiba öyle bir olay ama bilmiyorum. Hayranlar, çok... fotoğraflar ya, komik falan. Olarak şimdi de sanki. Çıkamıyorum. Çünkü bakkala borcum var, komşuya borcum var, her tarafa borç taktım. Bu işte para var Muruk, sen yeter ki yapmak iste. Ben aynı zamanda müzik prodüktörü de yapıyorum. Bir adaşım vardı Mehmet diye, bana müzik yap dedi, klip yap dedi. Yaptım ona, patladı şarkısı. Bak şimdi... Şu göstermeyin ya, benim zaafım var bak şu çiftlik bank Mehmet'e. Ben çok gülüyorum ona. Ben gerçekten normal gülüyorum ya. Diye bana müzik yap dedi, klip yap dedi. Ben yaptım. Bana patladı şarkısı. Bak şimdi parası deliyor. Ya canım, ünlü olamamak benimle alakalı bir şey. Bana dönüyor. Bir tane vardı öyle birisi. Onu şey ona gönderme yapıyor galiba. Vardı böyle birisi vardı galiba. Bestemi verdiğim herkes ünlü oluyordu o dönem. Bir de boş besteler değil ha. Her bestemin bir hikayesi var. Şunum ama askerdeyim. 17 gün boyunca aç susuz telefon sırası bekledim. Sonunda sıra bana geldi. Direkt sevgilimi aradırdım. Bana dedi ki meşgulüm, şu an konuşamam. Bu olayın üzerine ham çökerek şarkısını yazdırdım. Ben bir yolda bedel ödedim Muruk. Anlatabiliyor muyum? İki ilaç sattım Muruk. Nereye şarkı yaptım diye. Bakalım ne olacak. Lan 3 aydır ben nota basmıyorum. Ritim bitim hak getire hiç bırakmışım. Bir de demiyor ki lan Mahsun sen ne yapıyorsun lan Mahsun? Sen ne yapıyorsun burada? Hayda, az bir günlerin üstüne düşmüş dolayım ben ya. Götten olayım. Hoştun bir ara, ya***a kodun beni ara, kodun beni ara.
Ben bu basakhaneden kurtulmam lazım. Ama kurtulmam için de hit bir şarkı yapmam lazım. Zaten toplasan 8-10 tane nota, 4-5 tane de akor var. Yani sıfırdan artık yapılabilecek tüm besteler yapıldı. Yeni bir şey çıkmıyor. Sanatçı tıkanıklığı yaşıyorum. Şimdi sıfırdan bir beste yapmaya çalışalım. Kötü oldu. Tutmaz bu şarkı. İlk albüm yapacağım. Yapımcı abimizin yanına gittik. Albüm karşılığında bana ahlaksız tekliflerde bulundu. Hayırdır lan dedi lan. Ben şimdi fark ettim. Çok iyi. Bilmeyenler var mı? Çok iyi detaymış lan. Dudu mu? Heh. Çok iyi değil. Çok iyi değil mi ya? Hayırdır lan dedim. Biz top muyuz oğlum? Sen ne biçim konuşuyorsun lan dedik. Ondan sonra 3 tane albüm yaptık. Bunu vermişti. Bazen bana gelir gider. Ne oldu oğlum kaşar? Ne oldu amına koyayım? Ha? İnternetten tehdit savurmayacağım dedim. Tehdit var amına koyayım. Gel amına koyayım. Adres burası amına koyayım. Var mı derden amına koyayım? Şimdi biraz hava almaya gidelim. Oradan da ben özel derse geçeceğim. Zaten çekimi bitiririz herhalde değil mi? Bu aralar biraz depresyondayım. Üzücü bir olay yaşadım. Kız arkadaşımdan ayrıldım. Ben bunun akrabasının düğününe gittim ailesiyle tanışmaya. Orada müzisyen diye tanışınca beni sahneye aldılar. Bende de mesleki deformasyon. Ben o koltuğa oturunca kendimi kaybettim. Onu s**yorum, ona sokuyorum. En son anasına duydum. Mikrofonu zorla elinden aldılar. O gece düğün salonunun ışıkları sabaha kadar sönmedi. Duyduğum kelimelerden direkt şarkı çıkartabiliyorum. Mesela... Lan ya güzel. Lan! Kızıl ötesi, yaralı aşk. Abla kameraya koydun çıkıyor. Bu dünyada seks büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye... Az önceki sahnede bir gariplik hissettiniz mi? Kadın oyuncu bulamadığımız için Mehmet'in götünü göstermek zorunda. Abi göstermedik, beni gösterdik ya. Herkes söyleme ya. Tamam bir şekilde ben götünü çek diyorum. Sen abi götün değil oradan. Benim ama benim. Tamam neyse bırak insanlar şu an videoyu izliyor. Bunu mu tartışacağız? Zorunda kaldım. Abi göstermedik, beni gösterdik ya. Herkes söyleme ya. Tamam bir şekilde ben götünü çek diyorum. Sen... Bu dünyada seks büyük ihtiyaç. Oğlum bu olay efsaneydi yalnız dur bakayım. Çok iyi ya. Bak 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 bak. Hoş geldin çocuk adam. Limon ister misin? Kendi adına konuş. Acı istiyor musun? Evet. Erik Dalı yayın başlangıçları. Bu dünyada seks büyük ihtiyaç. As. As. Herkes sevilmeye, sevişmeye muhtaç. Bizim gruptaki deneler ol, herkesle arkadaş. As. Pavyonda da böyle bir olay var ya. O ana sözleri biraz daha böyle artı 18 versiyonda değiştirmen lazım. Hani insanların bir tık galiba böyle o hani kafayla da böyle çakır, hoşuna gidiyor bayağı. Dolacak onun içine, bak yavaş, yavaş. Ama siz konuklarımla çalıştırmak üzere. Abla kameraya götür çıkıyor önce. Fiziği düzgün, daha önce ananas suyu içmemiş. Boş zamanlarında ananas suyu alıp gelecek. Daha önce sakso çekmemiş ve... Arkadan vazelesiz bilgi de alabilecek. Boş zamanlarında klavyeci Oğuz da çalacak. 140 artı yevmiyeye bayan arkadaşlar. Tamam ben buldum Bircan. Ondan bundan şundan. Şundan bundan. Özür diliyorum Bircan'cığım. Bir daha demeyeceğim. Ondan bundan. Şundan. Şundan bundan. Ondan. Komediyi de patlatıyor bir de. Herkes sevmeye, sevişmeye. Daha Türkiye'de sosyal medyada akıl nedir bilmezsen ilk akımı başlatmak için fotoğrafı çektim. Ben de iyi çekelim. Daha da sosyal medyaya giriyorum. Süzdürdüler beni. Çok iyi fotoğraf. Gelin size bir şey ikram edeyim. Ama bir şey kalmamış. Bak ya. Küstürdüler beni. Ha geç telefonum da yok. Onu da kumarda kaybettim. Gelin size bir şey ikram edeyim. Doğuşun şey da değil mi lan? O foto Doğuş'un fotoydu. Oroku direkt cüz gibi. Ooo neyi hatırladım lan?
Ah ne çağ. Takipçiniz oh var. Oh inşallah. Şeyleri bir takip ediyor musunuz? Bir de yayıncı tayfa var böyle. Hani yayıncı... Bak bak bak. Doğuş demişken aklıma bu geldi. Yayıncılardan takip ettiğiniz var mı? Yayıncılardan sevdiğim bir adam var. Rakun gibi dur söyleyeceğim. Kendine müzisyen. Kendine müzisyen. Bravo. Çok seviyorum onu. Böyle babasıyla falan ilgilenmesi, şarkılar söylemesi falan. Bana çok keyifli geliyor. Ona da buradan selamlarımız olsun. Hadi o zaten... Sizin aracılığınızla. O gerçekten şey... Rakun gibi. Evet. Devam ediyorum. Rakun'a benziyor. Ne yapayım yani? Ama çok şey... sempatik evet. Yani Rakun... Oğlum düşünsene bir de bak. Şu açıdan hiç düşünmüyoruz. Akşam böyle oyun moyun oynuyoruz. Ya da şu an yayın mayın yapıyoruz. Evde Doğuş da izliyor, anladın mı ya? Doğuş abi selamlar. Bak ya, halime bak ya. Lan ben bu ülkenin yıldızıydım, yıldızıydım ya, Burada da birisiyle gönderme yapıyor da. Doğru mu tahmin ediyorum bilmiyorum. Serdar Ortaç buzdolabı bunu sahnesi göndermiş. Başaramamıştık. Bir yıl uğraşıp. Halime bak ya. Lan ben bu ülkenin yıldızıydım, yıldızıydım ya, yıldızıydım ya. Bunalımın bir diğer sebebi 10 yıl sonra erik dalı. Sebebi de başlamamıştık. Bir yıl uğraşıp 4 tane albüm yaptık. Yayınladığımız hafta adım ya işte gittim şen geldim. Ulus Rap sözcüsü paranın köpeği arka sokaklar. Spotify Türkiye'ye girdi. Şimdi iki tır CD var. Ne yapacağım ben o CD'leri götürme mi sokacağım şimdi? Sana biraz da şans olacak. Benim için en önemli şey lirik kalite Muruk. Sözler bir şey anlatmıyorsa rap yapmayacak. Ya bu çok iyi ya. Yok ne var bana? Koş tıknaz. Ya çok iyi. Tıknaz. Arkadaşlar. Tıkır. Çok anlamlı. Hepinize girsin diye tabii ki. Güzel yapmış ya. Çok iyisiniz ya. Harbiden. Bu işi hakkıyla kalitesiyle yapan çok sayılı insanlardan bir tanesi. Tabii bir sürü kişi kaliteyle yapıyor. Ona bir şey diyemem ama bunlar... Buyurun arkadaşlar, Mahsun kardeşim yine yapmış yapacağını diyelim efendim. Buyurun. Aman. Sonunda tadımız zaten kaçacağı çok belliydi de tadımızın. Yıllarca sahneye çıkan, sahne arkasında çalışan, müzik mağazalarında çalışan, işte gitar dersi veren, gitar tamiri yapan, stüdyolarda çalışan bir adam olarak konuşuyorum. Yani bununla alakalı uzun zamandır bir sürü müzisyen eş dost edindim. Artık yani gitarının teline kadar satmak zorunda kalan arkadaşlarım var yani ayakta kalmak için. Sadece hani onların iki müzik sahneye ve yıllarca hayatını idame ettirdiler öyle ve yani yıllarını verdiler. Öyle günümüzdeki gibi şey zannetmeyin yani müzik işte ben işte onu yaptım bunu yaptım ünlü oldum. Artık müzik kariyerime devam edeceğim, şunu bırakacağım bunu bırakacağım değil yani bir enstrümanı öğrenmek, müzik grubu kurmak, armoni öğrenmek, sahne tozu yemek göt ister, yıllar ister, bazıları yıllar istese de yapamaz. Ve bu konuda yani değinmeleri, bir parodi yapmaları o kadar beni şu an mutlu etti ki sürekli konuşuyorum yeri geldiğinde. Çok iyi. Çok iyi. Harbiden.
Kontkar'ın yüz dövmesi geldi, 10 euro yazmışlar, kaliteli. Mehmet'in götü var dediler, geldik. Kosmatis Paradise'ın devamını çeksek daha iyi olur. Gülkenin oyuncusuna bittik, elinize sağlık. Bu duyguyu yaşatmak çok yetenek isteyen bir şey. Bir anda yüzünüzü gülümseten bir insanın bir şeyi anlatırken aslında sonunda size çok farklı bir şeyi anlatması, hissettirmesi çok 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 yetenek isteyen bir şey. Dünyada böyle birkaç tane olay var. İngiltere'de de bir kişi var. Çok dünyanın iyi stand-upçılarından ve 1 saat 2 saat milleti kahkahaya boyup son böyle 10 dakikada 20 dakikada milleti mal edip yolluyor. Yani böyle hayatınızı falan sorguluyorsun yani. Kompiyon olacaksa üzerine bir fiyat değil be. Yıkılım böyle devam reis. Şahin'in karma albüm kapağı gerçekten efsane aynen. O da şey gayet iyi. Kontkar olayını iyi özetli bir şey. Sadece Kontkar değil yani ama Kontkar'ı işte ele almışlar burada sadece. Yani onu kullanmışlar. Şahin ve Şahin kaldığına soyunmuş. Sarık şarkı deyince berberi yer berberi çalar dedim. Tırdor Aşaş tiplemesi, Kontkar tiplemesi, pavyon müziğinin tiplemesi hepsi. Ya ben de böyle düşünüyorum ama böyle de olmayabilir aslında, sadece bu ya çok örnek var çünkü. Belki de yanlış düşünüyorum da, belki de başka piklerden bakıyorlardır olaylara. Gangsta Paradise, Deli White, Doğuş Uyan tamam okey, Kontkar, Tosun Mehmet okey, Melike Adam her gece bunu fark etmedim, Hakan Altun okey, Burnu Spor'un okey, Serdar Uyuk, Fairy Tail zaten geç, Ümit Besen'i zaten biliyoruz okey, Hakan İşleyen, Doğuş tekrar. Ona bak Sert Ortaç yazmış. Serdar Ortaç, Queen 2, Manor Mind, The Beatles, The Road, bu şarkıları falan da yapmış böyle bir... Şarkılara falan girmiş lan bu direkt. Ne var artı dökmüş ortaya. İkisini birden karıştırmış. Yani şey yapmış, öyle bir şey yapmış. Şimdi sonra dönmedi yüzünü. Ben o detaya dikkat etmedim. Ya baktım da direkt o deyip geçtim. Çok burcalamadıydım onu. Ama gerçekten efsanesin. Her zamanki gibi efsane.